Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz inşallah. Artık Kurban Bayramımız yavaştan yaklaşırken artık bu Zilhicce ayında bugünlerinde inşallah oruçlu geçiriyoruzdur. Eğer bu zamana kadar oruç tutamadıysak da artık önümüzde bir 2 günlük bir süre kaldı. Terviye günümüz ve Arefe günlerimiz var. Bugünler çok muazzam günlerdir. Terviye günü biliyorsunuz ki Mekke'den Mina'ya doğru hareket edecek inşallah hacılarımız. Orada güzelce hac vazifelerini artık ilerletecekler. Ve Cenab-ı Allah inşallah bol bol dualar edecekler. Bizleri de inşallah dualarında unutmazlar inşallah. Biz de tabi burada onların dualarına iştirak etmemiz lazım. Özellikle ve özellikle Arefe gününde bol bol dualarımızı arttırmamız lazım. Ve Arefe gününü muhakkak ki oruçlu geçirmeye gayret edelim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Müslim'de geçen bu hadisinde görüyorlar ki kim Arefe gününde oruç tutarsa Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onun geçmiş bir senelik ve gelecek bir senelik olmak üzere günahlarını affeder. Yani daha önümüzde bir yıl gelmeden Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Günahlarımızı affediyor inşallah. Tabi orucumuzu tuttuktan sonra tövbemizi unutmayalım. Bol bol tövbeler edelim inşallah. Bu günleri fırsata çevirelim. Kaçırmayalım bu fırsatları. Bu muhteşem mükafatları kaçırmayalım. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükürsek azdır hakikaten. Bizi öyle şeylerle mükafatlandırıyor ki bizi o kadar güzel yaratmış, o kadar büyük nimetler vermiş yetmiyor. Bir de böyle özel günler bize hediye ederek bize çok daha fazla adeta sevap kazanmamız için bizlere bahaneler çıkartıyor. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu Arefe gününde özellikle muhakkak yakınlarınızı arayın, mesaj atın, tabiri caizse ortalığı ayağa kaldırın. Ortalığı ayağa kaldırın. O kadar muhteşem bir gün yani. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bugün de uyanık olabilmeyi, inşallah gündüzünü oruçla, gecelerini ibadetle geçirebilmeyi nasip ve müessir kılsın inşallah. Tabi Arefe gününde bir de inşallah teşrik tekbirlerimiz başlıyor. Teşrik tekbirimiz nasıldı? Hemen hatırlayalım inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bir daha söyleyelim inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Son kez söyleyelim inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Bu teşrik tekbirlerini Arefe günü sabah namazıyla başlıyor ve Kurban Bayramı'nın son günüyle birlikte ikindi namazıyla birlikte bitiyor inşallah. Tabi teşrik tekbirlerini için bu zikri aslında her zaman söylememiz lazım. Çünkü Cenab-ı Allah ne kadar zikretsek azdır. Onun bize vermiş olduğu bu nimetlere ne kadar şükretsek azdır. Sonsuz hamdü senalar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun onun en razı olduğu şekilde ona layık, onun lütfuna, onun bereketine, onun Cenab-ı Allah'ın büyüklüğüne, onun merhametine, onun o yüceliğine layık olan hamd nasılsa işte o hamd Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun üzerine olsun inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyelerinde en güzel şekilde idrak edebilmeyi, uyabilmeyi Cenab-ı Allah nasip eylesin. Arefe günü hakkında Tabarani'de geçen çok güzel bir hadis daha vardır. Orada buyuruluyor ki kim Arefe gününde oruç tutarsa 1000 gün oruç tutmuş gibi, nafile oruç tutmuş gibi inşallah sevap kazanır buyuruyor. Biz de inşallah bu sevapları kaçırmayalım.
Tabi oruç tutmanın asıl mükafatını Cenab-ı Allah kendisi vereceğini bildiriyor. İnşallah biz de Cenab-ı Allah'ın rızası için bu oruçları tutuyoruz zaten. Her şeyimiz bildiğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın rızası kazanmak üzerindir zaten. İnşallah bu arefe gününde en güzel şekilde idrak edip bayrama kavuşabilmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Sözlerimi son verirken de Yunus Emre Hazretleri'nin o güzel sözleriyle bitirmek istiyorum. Sen Mevla'ya gidersen, Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen, o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.